Saygıdeğer izleyenler, konumuz Ünyespor. Yeni ismiyle 1957 Ünyespor. Ünyespor 2. lige kadar yükselmiş. Ünye'nin Türkiye'de gerçekten Ünye adına büyük bir elçilik görevi yapmış. Müthiş bir takım. Ama şanssızlıklar yakasını bırakmamış. Şimdi bulunduğu ligde kalmak için mücadele ediyor. Düştü, düşecek, kaldı, kalacak, kümelik derken en sonunda Ünye'nin gerçek manada işini severek yapan iş adamlarından ayakkabıcı esnafı Ahmet Yıldıran ve ekibi Ünyespor'a sahip çıkmış, yaptığı karşılaşmalardan büyük bir ekseriyetini kazanmış ve şu anda son alacağı maçla beraber ligde kalmayı, kümede kalmayı garanti etmiş bir takım olacak. Bu nedenle de yaptığı mücadelelerde neleri yanlış yaptı, neleri doğru yaptı, ligde kalması için son maçta neler yapması lazım, dolayısıyla taraftarına da ne söylemesi lazım? Önce yanımızda bulunan kulüp başkanımız ve genç, dinamik basın sözcüsü avukat Alper Can ile beraberiz. Önce başkanımıza hem kolaylıklar dileyelim hem de kulübün geldiği noktayı, taraftarından da beklentisini bir soralım. Kolay gelsin başkanım. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor diye başlayalım. Şu anda her şey istediğimiz gibi gidiyor. Önce bunu belirteyim. Bu yola çıktığımızda bir yönetim tablosu oluşturduğumuzda belediye başkanımızla istişare yaptığımızda yönetim listemizin çok güzel olduğunu, kendileri bize destek verdiler, sahip çıktılar. Biz oradan güzel bir yönetim yaparak bu işe girdik. İlk girdiğimizde de planlamamızı Ünye'deki maçlarımızı, iç saha maçlarımızı almak üzerine planlamıştık. Güzel. Buradan ilk iki maçı rakibimiz olan Altınordu ve Bulancağı yenerek, ikili avarajlarda da onlardan öne geçerek, evet, güzel bir ivme yakaladık. Sonra içeride Osmancık maçımız, bir nazar boncuğu kabul ettik onu. Kabul. Ondan sonra Atakum deplasmanımız var. Orada bir puan getirdik. Şunu da belirteyim. Oynadığımız maçlarda hakem hataları müthiş seviyede. Penaltılarımız verilmiyor. Hakem hataları, takdir hakları bizlere kullanılmıyor. Onu da biz yönetim olarak şöyle değerlendirdik teknik heyetle. Puanımızın düşük olmasından dolayı bizi bir düşmüş takım olarak gördüklerinden herhalde diye şey yaptık. Çok şey yapmadık ama biz teknik heyete ve futbolcu kadromuza inandık, güvendik. Burada Osmancık maçının akabinde Atakum beraberliği, oynanan güzel futbol bizim hiçbir zaman şevkimizi kırmamıştı. Biz çünkü buraya çıkarken bu yola taraftarımızı mutlu edecek, Ünyespor'u düşürmemek adına bir söz vermiştik. Onu şu anda biz gerçekleştiriyoruz. İnşallah düşürmeyiz. Tabii bu destekleri, bu sözleri de verirken belli bir transfer çalışmaları yaptık. Oyuncu profiline güvenerek bir yola çıktık. Burada kaymakamım, belediye başkanıma yine teşekkür etmek istiyorum. Onlar bizden hiçbir zaman desteğini esirgemediler. Hep söylemişimdir, futbolu, sporu seven insanlar, mülki amirler olduğu sürece bir şehirde takım yönetimi, spor daha güzel yerlere gelebiliyor. Bunu da şu anda kaymakamımızın, belediye başkanımızın desteği karşısında biz görmüş olduk. Daha sonra Niksar maçımız vardı. Niksar maçında bir berabere kaldık. Orada da biz kendimizi üzüntüye kaptırmadık. Sadece kaybedilen 2 puan oldu. Bunu oyuncu kardeşlerimizle hafta içinde yaptığımız toplantıda başkanım, bir kaza yaşadık. İstemedik ama en azından yenilmedik. Bunu Merzifon'da telafi edeceğiz dediler. Merzifon'da çok güzel bir galibiyet, güzel futbol. İçeride Boyabat ve Görele maçlarımız üst üste içeride. Bunun birincisini almış olduk, Boyabat maçını. Ama bunu alırken de şunu söylüyorum. En güzel düşündüğümüz tablo oluştu. Taraftarı tribüne çektik. Önemli. Ünye şehriyle buluştuk. O bizi çok mutlu etti. Yani taraftar bir takımın vazgeçilmezidir. Kesinlikle. Şimdi genç bir kardeş grubumuz var. Bunlar belli bir sıkıntılar yaşadılar. Bunlar tribünde yerini almasa da bizim normal esnaf kesimi dediğimiz, halk dediğimiz, memur grubu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz
takımı yalnız bırakmadılar. Burada bu desteği biz bu Boyabat maçında çok fazlasıyla gördük. Aynı desteği Göreli maçında da bekliyoruz. İnşallah Göreli'yi de yendiğimiz zaman, şu anda bizim altımızda 3 takım var. Fikstür olarak ikili avarajda hepsinden öndeyiz. Göreli'nin 20 puanı var, bizim 18 var. Bu maçı da aldığımız zaman 21 puan. Yaklaşık altımızda 4 takım kalacak. O korkudan bir nebze de olsa sıyrılmış olacağız. Ama işin peşini lig bitene kadar bırakmayacağız. Futbolcu kardeşlerimiz de, başkanım biz bundan sonra maç kaybetmeyeceğiz. Espri anlamında konuşuyorlar. Kendileri bizden şakalaştıklarında, siz bize primlerimizi ödeyin. Yeter, biz maçları alacağız. Diyorlar, bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Futbolcularımızda sorun olan var mı? Sakatı, hastası? Hayır, şu anda Göreli maç öncesinde. Yani bir futbolcumuz var stoper mevkiinde oynayan. O mevkide eksiğimiz yok. O kardeşimiz tedavisi için Ünye dışında. Ama şu anda takımı eksik bırakacak derecede bir oyuncu grubumuz yok. Yani hepsi şu anda tam hazır. Bir sıkıntımız yok. Evvel Allah'ın izniyle bu maçta tam kadro çıkıyoruz. İnşallah bu maçı da alırsak, taraftar desteği yanımızda olursa, özellikle de şunu vurgulayayım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, annelerimizin, bacılarımızın, eşlerimizin hepsinin anneler gününü, kadınlar gününü de buradan kutlayalım. Onları da tribüne ayrıca bekliyoruz. Ne kadar bayan taraftarımız tribünde yerini alırsa, gençlerimiz olursa, tribünde hem küfürlerin olmamasını hem de takımlarını Ünye halkına, dışarıdan gelen insanlara, oyuncu gruplarına, hakemlere karşı taraftarın orada olmasının, özellikle bayanların olmasının, yani Ünye halkının bu işi ne kadar benimsediğini, Ünye taraftarının takımını yalnız bırakmaması anlamında birlikteliğin oluştuğunu, onların orada gözlemlemesi bile bize takım olarak, şehir olarak çok büyük mutluluk verir. Size çıktığınız zor ama taşlı dikenli yolda başarılar diliyoruz. Saygıdeğer izleyenler, bizler orta yaş grubu insanlarız diyorlar haklı olarak. Bu memlekette geleceğimizin umudu olan gençlere de bu ve benzeri konularda yer açmak umuduyla takımın yönetiminde yer alan yöneticiler içerisinde gençlere ağırlık vermişler. Bunlardan bir tanesi de genç hak, hukuk ve adalet adamı Ünye'nin yetiştirdiği MHP eski ilçe başkanlarından inşaat mühendisi müteahhit kardeşimiz Nedim Can Beyefendi'nin oğlu Avukat Alper Can. Avukat Alper Can, Ahmet Yıldırım ve yönetiminin 950 Ünye Spor'un basın sözcüsü. Kendisi bu uğurda fazla söz sahibi söz etmiş değil. Sürçü lisan ederse şimdiden affola diyoruz. Kendisine de soralım. Bu güzel memleketin takımında yer almakta kendisinin ve geleceğin gençlerine örnek olmasını dileyerek başarılar dileyelim ve sen nasıl buluyorsun genç avukat kardeşim? Yöneticilikte basın sözcüsü olduğun Ünye Spor'u ve yönetimini. Öncelikle ben güzel dilekleriniz ve sözleriniz için teşekkür ederek rica ederim istiyorum. Rica ederim. Yine öncelikle hoş geldiniz. Teşekkürler. Diyelim. Sağ olun. Başkanımız zaten az önce kulüple alakalı, takımla alakalı gerekli bilgilendirmeleri hepsini yaptı. Biz de üstün körü geçecek olursak, buyurun. Şu an oyuncu kadrosunda hava gayet güzel, teknik ekipte gayet güzel bir olumlu hava var. Aynen başkanımın dediği gibi bizim hedefimiz öncelikle iç saha maçlarımızı kazanmak. Da ancak bir Osmancık spor maçını kaza koşunu nazar olarak değerlendirelim. Olabilecek şeyler. Çünkü ilk iki maçını, ikinci devre başladıktan sonra ilk iki maçını kazanan bir Ünye 1957 spor. Ondan sonra yaşanan bir nazar boncuğu diyelim. Ve daha sonrasında zaten Merzifon'da hatalı, yani kaza koşunu çıkardık. Sonra evimizde en son Boyabat Spor'u yendik ve bu hafta yarın saat 2'de Göreli Spor'u ağırlayacağız. Şimdi Sayın Basın Sözcüsü Can, Sayın Başkan, yaşıtlarına ve Ünye Spor kamuoyuna diyeceğini dedi. Bizim de sizden istirhamımız, sizin grubunuzdaki genç spor severlere sizin ağzınızdan bir davetiye çıkartın da onlar da sizin
ve Ünyespor'un hatırına şu sahayı bir doldursunlar. Küfürsüz, kavgasız, gürültüsüz bir şey yapalım. Mesajınızı buyurun efendim. Şimdi şöyle, Ünye, biz daha 27 yaşındayız. Yani çok fazla bir hayat tecrübemiz yok. Kabul. Dışarılarda üniversite okuyan benim gibi bir sürü arkadaşım, benim akranlarım var. Biz evet. Şunu gördük her zaman. Ünye çok köklü bir ilçe. Ünye bilinen bir ilçe. Evet. Böyle köklü bilinen bir ilçenin takımının da bu duruma gelmesi biz gençleri yani ciddi anlamda üzmektedir. Biz gençler olarak tabii ki böyle bir yönetimde, böyle bir kadroyla yönetimde bulunmak bizlere gurur vermektedir. Çok doğru. Gene ben buradan genç kardeşlerime, arkadaşlarıma söylemek istedim. Kendilerinde yönetim olmasa dahi maçlara gelmez. Evet. Ve ciddi anlamda küfürün eksik olduğu, kavganın, gürültünün olmadığı bir Ünye 1950 spor maçlarının oynanmasını temenni ederim. Çünkü ben şunu gördüm ki, sokakta Ünye'de yürürken esnaf abilerimiz, amcalarımız, kardeşlerimiz her ne kadar insanlar Ünye Spor'a ilgi duymuyor olarak gözükse de aslında bir ilgileri var. İkinci devre başladığında biz ilk iki maçı aldığımızda çok fazla bir ses yoktu Ünye'de. Ama ben yürürken bana tanıdığım esnaf, abilerim, amcalarım, kardeşlerim ya 3 puan almışız, çok güzel, inşallah böyle devam eder tarzında söylemlerle çok karşılaştım. Evet. Ve bu söylemlerin elbette bizi devam etmesi bizi de başarılı kılacak. Bizim başarılı kıldığımız yerde de Ünye 1950 Spor kümede kalacak, ligde kalacak. Evet. Ve başkanımın da önceki hafta beyan ettiği gibi biz bu sene ligde kalmayı, önümüzdeki sene de şampiyon olmayı hedefliyoruz. Çok şükür herhangi bir prim borcumuz, kulübe oyunculardan borcumuz bulunmamaktadır. Bu güzel olumlu havayı sürdürüp Ünye 1950 Spor ligde kalıp önümüzdeki sene de şampiyon olmayı hedefliyoruz. Başarılar diliyoruz Sayın Başkan ve Sözcü sizlere.